Hardale yaparken böyle bir cam kap, eskiden meşe fıçı tercih ederlermiş. Bulabilirseniz meşe de olur, böyle bir cam kap da olur. Önemli olan karanlıkta kalacak olması. Hardal kullanıyorum, orijinalinde yabani hardal var. Yabani hardal bulamazsanız sarı, kahverengi ve siyah hardalı kalıştırabilirsiniz. Böyle bir elek kullanıyorum. Üzümleri şu şekilde koyarken elimle şöyle bir çıtlatıyorum. Bir parça eziyorum. Böyle şaraptaki gibi çok fazla ezmeye çalışmıyorum. Sadece çıtlatmak diyoruz. Böyle bir suyu açılsın diye. Zaten aynı işlemi bu kullandığım alet de yapıyor, çubuk da yapıyor. Şöyle bir çıtlatıyorum. Burada eskiler derler ki Tekirdağ yöresinde hardalya çok meşhurdur. Ama ben Isabella bizde çok olduğu için Isabella'dan yapmak istedim. Zaten tatlımda da hardalya bu yüzden kullanmak istiyorum. İkisi de aynı üzüm çünkü. Büyükler şöyle diyorlar. Hardalyenin bileni dengesini iyi ayarlayandır. Ne demek? Belirli bir oranda, bakın aşağıdan katman katman geliyor. Belirli bir oranda üzüm koyduktan sonra hardalın ve vişne yaprağının oranını tutturmak hardaliyenin aslında uzmanlığı diyorlar. Şöyle vişne yaprağını da alıyorum. Bunlar artık son vişne yaprakları. Vişnenin bir aroması var tabii ki, bunun için kullanılıyor. Bence yaprak da bakteri çekmek için kullanılıyor. Çünkü çok eski tarihlere dayanan reçeteler bunlar. Biraz karıştırması zor oluyor. Bulabiliyorsanız meşe fıçı, artık çok böyle 5 litrelikleri, 10 litrelikleri var. Şimdi bu neredeyse hazır.